gün. Yaşasın. Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu. Ne oldu Pepe? Neden bu kadar mutlusun canım? Bilmiyorum Şuşu. Bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Ne güzel. Şuşu biliyor musun? Biz çiftlikteyken sık sık denize gidiyoruz. Deniz buraya çok yakın. Ha, bilmiyordum. Ne güzelmiş. Böyle sıcak yaz günlerinde denize girmek çok güzel olmalı. Evet Şuşu, ben denize girmeyi çok seviyorum. Papa! Papa! Efendim dede? Papa! Biz Eke, bebeyle denize gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Aa, tabii tabii gelmek isterim dede. Ama Şila neden gelmiyor? Teyzem, nenem. Onlar bugün evde bize bir şaşırtı hazırlayacaklarmış. Aa, şaşırtı mı? Evet evlat. Hadi hazırlan papa. Benim deniz çantam hazır dede. Hemen alıp çıkabiliriz. Gel bakalım Ekecik. Denize gideceğiz. Çok mu sevindin sen? Eki mutlu, sevindi. Ay, ben de çok mutluyum. Denizi çok seviyorum. Aa, demek buradasınız. Ben de sizi arıyordum çocuklar. Buradayız Deyce. Denize girmek için hazır mıyız peki? Evet. Harika. Ben de hazırım anne. Harika görünüyorsun Pepe. Dedem nerede? Buradayım evlat. Hadi gelin. Şimdi herkes kalkışa hazır mı? Evet. Baksana bebe, deniz orada. Gördün mü? Evet abi. Masu abi, bir deniz. İnişe geçiyoruz çocuklar. Geldik geldik, yaşasın. İniyoruz. Hadi herkes mayonlarını giysin çocuklar. Tamam. Gel ben sana yardım edeyim Ekecim. Senin göbeğine bak. Göbek ne? Bak, burası göbeğimizdir Eke. Bu Eke'nin göbeği. Bu Pepe'nin göbeği. Bu da benim göbeğim. Göbek, göbek. Senin göbeğin küçücük ya. Çok tatlı görünüyor Eke. Eke'nin göbeği. Evet çocuklar, alın bakalım size birer tane deniz simidi getirdim. Aa dede, ben şunu istiyorum. Al bakalım. Al oğlum Eke, bu da tam sana göre. Pepeciğim, bu da senin. Birini tıklıyoruz dedi. Hayır minik kelebeğim, bunu belimize takıyoruz. Bel mi? Belimiz neremiz dede? Ben söyleyeyim mi dede? Söyle bakalım Pepe. Belimiz işte buramızdır. Buramız belimiz öyle mi? Evet canım, buramız. Burası göbeğimiz, burası belimiz. İşte taktım belime. Eke de taktı. Pepe de taktı. Ha? İşte üçünüz de belinize simitlerinizi taktınız çocuklar. Aa, niye çıkardın minik kelebeğim? Şey dede, şimdi burası göbeğimiz, burası belimiz. Doğru. Karnımız nerede? Aa, doğru. Bunu ben de bilmiyorum. Karnımız neresi dede? Göbeğimizin içi karnımızdır çocuklar. Karnımızı dışarıdan göremeyiz. Göbeğimizin arkasına saklanmıştır çünkü. Aa, gerçekten mi? Evet Pepe. Yani bu göbeğimizin arkasında içimizde karnımız vardır. Evet bebeciğim. Harika. Burası belimiz, burası göbeğimiz. Göbeğimizin arkası yani içimizde karnımızdır. Ben, göbek, karın. Göbeğimiz kanımız, bunları hepimiz tanırız. Belimiz, göbeğimiz.
Gel oğlum kucağıma. Ay, çok soğuk mu? Bence hiç de soğuk değil. Soğuk. Soğuk değil. Soğuk değil. Abi işte deniz soğuk. Sence soğuk. Bana soğuk gelmiyor bebe. Ay, şimdi bana da soğuk gelmiyor. Ya bak gördün mü? Çocuklar bakın Eke nasıl yüzüyor. Cıp cıp. Aferin Eke sana. Ne oldu bebe? Göbeğime ayağım çarptı. Ay özür dilerim kardeşim. Acıdı mı? Hayır acımadı. Abi bir de çarptı. Hayır göbeğime çarptı Eke. Neydi bebe? Belimiz, göbeğimiz, karnımız. Evet abi. Belimiz, göbeğimiz, karnımız. Hepsi şu an içinde. Aa, evet doğru belimiz de, karnımız da, göbeğimiz de suyun içinde şu an. Pepeciğim, o dubalar denizde yüzerken bu çizgiyi geçmeyin demek için konulmuş işaretlerdir çocuklar. Dubaları geçmenin tehlikeli olduğunu söylüyor bize. Aa, bilmiyordum. Peki o zaman dedemin yanına kadar yüzelim hadi. Yetişeceksin de. Abi yüzüyor, bebe yüzüyor. Soğuk abi. Şey benim de göbeğime bir şey çarptı. Ama ne olduğunu anlayamadım. Aa, ne olabilir ki? Ay yine bir şey çarptı. Bu sefer belime çarptı. Aa, bu ne ki? Yaşasın. Deli beni bilemez, deli beni bilemez. Ebeleyeceğim, ebeleyeceğim. Şimdi ebeleyeceğim seni Liko, kaçamazsın. Ha, deli beni bilemez, deli beni bilemez. Ay. Ha? Ebe, ebe. Ay. Sana ebeleyeceğimi söylemiştim. Ah, ne oldu bana? Ha, ne olacak? Ebe oldun. Ebe, ebe. Ha? Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Lili. Şşt, Liko benim duyduğumu sen de duyuyor musun? Yo ben bir şey duymuyorum. Şşt, iyi dinle bak. Aa. Şimdi duydun mu? Evet. Arkadaşlar siz de duydunuz mu? Duydum. Peki sizce kim şarkı söylüyor olabilir? Ay. Kulağımız.
Evet bu kılavuz. Yine canı sıkılıyor. Hadi arkadaşlar. Hep beraber kılavuzu uyandırma şarkımızı söyleyelim. Hadi. Hadi kılavuzu buraya çağıralım. Oyunumuzun ne olduğunu soralım. Eğer yine oyunu bize söylemezse ona sarılıp bir güzel gıdıklayalım. Hadi, 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 hadi. Kılavuz uyan, kılavuz uyan, kılavuz uyan. Kılavuzu görüyor musunuz arkadaşlar? Ben gördüm Lili, işte orada. Ha, harikasınız, doğru. Aa, Lili ve Liko beni çağırıyorlar. Hemen gitmeliyim. İşte kılavuz geldi. Aa. Evet kılavuz, hoş geldin. Hoş bulduk Lili, hoş bulduk Ay. Liko. Aa, merhaba arkadaşlar. Çabuk çabuk. Merhaba. Hadi siz de bana bir hoş geldiniz şarkısı söyleyin. Ne olur, ne olur. Tamam, hadi arkadaşlar, aya. Kılavuz için söylüyoruz. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin oyun köyümüze. Hoş geldin oyun köyümüze. İşte burada eğlence, biraz da var dinlece. Dinlece, dinlece, her şey bu köyde. Hoş geldin, hoş geldin. Arkadaşlar tekrar hep birlikte. Çok güzel söylediniz. Hadi herkes kendini bir alkışlasın bakalım. Hadi herkesin alkışladığını duymak istiyorum. Siz de durmayın, alkışlayın. Harikasınız. Sıra geldi bugünkü oyunumuza. Ay evet, hadi başlayalım artık. Çok heyecanlıyım. Acaba bugün nasıl bir oyun oynayacağız? Tamam, o zaman ekranımızı döndürelim. Bakalım bugün için hangi oyun gelecek? Aa, işte bugünkü oyunumuz. Hangisi ne yer oyunu? Hangisi ne yer oyunu mu? Evet. Ay çok heyecanlandım şimdi. Nasıl oynayacağız? Şimdi yine labirentin içinde sizi bekleyen iki oyun panosu var. Biri senin için Leli, biri senin için Liko. Harika. Panoda üçer tane hayvan ve dörder tane de yemek göreceksiniz. Ay tamam, sonra? Panodaki her bir hayvanın en çok sevdiği yemeği altındaki yere yapıştıracaksınız. Üç hayvanın da yemeğini yanına yapıştırdıktan sonra panodaki doğrulama düğmesine basıp doğru yapıp yapmadığınızı göreceksiniz. Yaşasın, bu harika bir oyun. Ha, ben de bayıldım. O halde oyun zamanı arkadaşlar. Yaşasın. Harika. Hadi başlayalım bir an önce. Ay evet. Peki. Çok heyecanlıyım kılavuz, çok. O halde hep birlikte labirente gidiyoruz. Ve... 3, 2, 1. Başla. Koş koş. İşte ilk pano. Bu benim olsun mu Leli? Tamam olsun Liko. Ben de diğerini bulayım o zaman. Tamam Leli, başarılar. Sana da. Hadi başlayalım. Bu nedir arkadaşlar? İnek. Evet bu bir inek. Peki inekler sizce ne yer? Süt içer mi? Hayır. Evet onlar da süt verir ama kendileri süt içmezler. Ne ilginç değil mi? İnekler ne yer peki? Havuç mu? Kemik mi? Ot mu? Ot! Harikasınız. Şimdi bu hayvanı mutlaka tanıyorsunuzdur. Nedir bu? Kedi! Doğru. Kediler buradakilerden hangisini yer? Süt mü? Havuç mu?
Kemik mi? Süt! Tabii ya. Kediler süte bayılır. Ama et ve balık da yerler. Ama burada et, balık yok. O zaman süt alalım, yapıştıralım. İşte oldu, yaşasın. Son olarak burada çok tatlı bir ne var? Burasındaki hayvan nedir? Tavşan! Evet, tavşan var. Peki tavşan havuç mu yer yoksa kemik mi? Havuç! Doğru, harikasınız. İşte başardık. Hepsini tamamladık. Harikasın Riko ama çok zaman kaybettin. Tamam, hemen doğrulama düğmesine basıyorum kılavuz. Ay! Çok eğlendim. Hepsini doğru bildik arkadaşlar. Yaşasın, ha ha! Kum saatinde çok az kum kaldı. 15. Allah! Ay, Lili hızlı olsa bari. Lili! Ben bu hayvanı tanıyorum. O ne? Ay, kılavuz geri saymaya başlamış. Çabuk olmalıyız. 12. Bu bir. Nedir siz söyleyin arkadaşlar. Maymun! Aa, evet, bu bir maymun. 11. Peki maymunlar ne yer? Saman mı? Peynir mi? Mısır mı? Muz mu? 10. Muz! Ha, evet. Maymunlar muza bayılır. 9. Ay! Lili hadi çabuk ol. Zamanımız çok az kaldı. Ay tamam Liko. Biliyorum, dur şaşırtma beni. 8. Sıra tavukta. Peki ya tavuklar ne yer? 7. Saman mı? Peynir mi? Mısır mı? Mısır! 6. Tabii ya, tavuklar mısır tanesine bayılırlar. Hadi zaman kalmadı Lili. 5. Ay Liko yardım et. Bu hayvanın adı neydi, unuttum heyecandan. Aa, o şey. Ay ben de unuttum. 4. Eyvah arkadaşlar, yardım edin. Bu hayvanın adı neydi? 3. At. Hah, doğru, bu bir at. 2. Ay çabuk çabuk. Peki atlar saman mı yer, peynir mi? 1. Saman. Hadi yapıştır Lili. Tamam tamam. 0. Ay. Tam zamanında Lili. Çok yeşil, yine buldunuz hepsini. Tamam Lili, ben de çok acıktım. Aa vallahi ben bile acıktım. Bir sonraki oyunumuzda görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle. O öyle güzel kalpli, işte kesin kesin. Hop hop. Biliyorum ama başka topum yok. Lütfen ağlama, üzülürüm ben. İyisi mi ben sana bir top bulayım? Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Bak ben de ağlarım şimdi. Sen niye ağlıyorsun? Sen ağlıyorsun diye. İlahi puan, şimdi de gülüyorum. O zaman ben de gülerim. Niye ağlıyordun pisi? Topum patladı. Buna mı üzüldün pisiciğim?
Hiç eşya için böyle ağlanır mı? Hem benim topum var, getiririm sana. Birlikte oynarız. Ama ben topumu çok seviyordum. Seni anlıyorum. Ama eşyalarımız zarar görebilir. Bunun için kendimizi bu kadar üzmemeliyiz. Hem benzer bir topu yeniden alabilirsin. Kara karga getirecek zaten. Ne? Yoksa kara karga mı patlattı topunu? Hayır, hayır. Aslında top kara karganın gagasına çarpınca patladı. Öyle mi? Ay canım kara karga. Canı acıdı mı acaba? Bak merak ettim şimdi. Aa, bu benim aklıma hiç gelmedi Pan. Ben topuma patlamasından onunla canın acıdı mı diye sormadım bile. Dur sıkma canını hemen. Nerede şimdi? Bana top bulmaya gitti. O halde kara kargayı mutlu edecek bir şey hazırlayalım. Zaten kolayca top bulamaz. Neden? Gagasıyla patlatıyor da ondan. Kara karga en çok ne sever? Tabii ki yemek yemeyi. Doğru. Yemek yapmak çok zamanımız alır. Ben yanımda getirmiştim. Yapmamıza gerek yok. Annem evden çıkarken verdi. Karnım acıkırsa yersin demişti. Senin kendi yemeğini kara kargayla paylaşmak istemem de. Çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim Pisi. Kara karga bunlar çok güzel toplar. Hem de patlak değil. Topunu patlattığım için çok üzgünüm Pisi. Asıl ben senin canının acıdığını sormadığım için çok üzgünüm. Nasılsın? Gagan acıyor mu? Benim mi? Yok canım. Gagam alışık zaten bu durumlara Guak. Demiştim. Seni mutlu etmek için yemek verecektim ama madem Gagan alışık vermesem de olur yani. Ha, yemek mi dedin? Hani nerede? Olmaz olmaz yemeliyim ha. Al bak. Harika kokuyor. Nedir bu? Fasulye. Fasulye mi? Bayılırım. Ben fasulyeyi ilk defa duyuyorum. Fasulyeye ben de bayılırım. Özellikle kuru olanına. Bir de ıslağı mı var? Fasulye taze ve kuru olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve ikisi de çok faydalı Pisi. Buna yeşil veya taze fasulye denir canım. Yaz sebzesi olduğu için yazın yeriz. Bu da kuru fasulye. Kışın yenir. Pilav ve ayranla harika bir yemektir. Fasulye bize enerji verir. Vücudumuzun gelişmesini sağlar. Kemiklerimizi güçlendirir. Yani fasulye yersen çok sağlıklı olursun. Fasulyeleri alayım da elinden. Hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekeyim. Fasulye. Hayatıma hoş geldin fasulye. O halde sen de fasulyeden tat. Ben de topları alayım. Hey, aklıma harika bir oyun geldi. Nedir? Yakan top. Biber gibi yakan mı yani? İlahi kara karga. Oyunun kurallarına göre adı yakan top. Topa değen yanıyor da ondan. Hadi hadi oynayalım hemen. Şimdi size oyunu anlatıyorum. İki kişi karşılıklı duracak, bir kişi de ortada olacak. Karşılıklı duranlar birbirine topu atarken ortadakini vurmaya çalışacak. Kim vurursa ortaya o geçecek. Hadi başlayalım. O zaman geç bakalım ortaya kara karga. Tuttum. Hadi ben sende. Tuttum. Hızlı Pisi. Guak yakalayamazsınız Guak. Görürsün sen. Yakan top. Oh be kaçamadım. Hadi kara karga şimdi sıra bizde. Başla. Yakan top. Geç bakalım karşıma Pan. Başla. Ay. Beni değil Pisi'yi vurman gerek kara karga. Vuramaz ki, vuramaz ki. Guak sen de tutsaydın. At hadi. Şimdi görürsün sen. Top patladı yine Guak. Gagan'ı her işe sokmasan olmaz. Ben oyundan değil sizin atışmalarınızdan eğleniyorum. Atıyorum. Tutuyorum. Hadi yansana Pisi. Vuramadınız ki. Şimdi vuracağım seni. Guak tam top oldun, top oldun. Ay Pan yuvarlanıp gidiyor. Pan, Pan aman ne. Topam. Dur şimdi seni tutup atacağım Pan. Ben bir kurtulayım şuradan. Sana yapacağımı biliyorum. Tutun beni. Biliyorum. Bekle Pan, seni kurtaracağım. Ay, başımıza kahraman kesilecek şimdi.
Ama başka çarem yok. Çabuk ol. Geliyorum. Ay. Oh, Pan, iyi misin? Gayet iyiyim. Bir de benim gagama laf edersin ha? İyi ya, iyi. Sersene döndüm. Başım dönüyor. Aman aman yine yuvarlanma. Bana bak. Sen gel bakayım buraya. Ay. Ay. Nedir bu başıma gelenler? Of, of. Şaşkın Pan. Tüm toplar patladı. Pisi topsuz, biz de oyunsuz kaldık. Evet. Çok üzgünüm Pisi. Hiç üzülmek olur mu Pan? Sen bana top için ağlarken ne dediğini hatırlıyor musun? Hı? Hatırlıyor gibiyim. Senin iyi olman önemli, top değil. Oh, kıskanıyorum ama. Tabii senin de kara karga. Siz benim için her şeyden daha değerlisiniz. Öyleyse kaçın bakalım. Ben de sizi kıdıklayacağım. Öyleyse kaçın bakalım. Ben de sizi kıdıklamadan. Kaçın. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Enginara mı? Fasulyeye mi? Bezelyeye mi? Evet, doğru, fasulyeye. Harikasınız. Şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir fasulye çizin. Düşlerimiz TV oldu. Tamircikler benimle Düşleri TV'de buluştu. Ücretsiz ve %100 güvenli. Hadi hemen indir.